Nerede kaldı ya? Şimdi çoktan çıkmış olmamız lazımdı. Ömer Bey, siz iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Hiç öyle görünmüyor. Siz baya baya hastasınız. Hadi gelin biraz dışarıda hava alın. Gelin biraz dışarı çıkalım. Kapıyı açayım. Oturun. Açtınız tabii iş yerinde klimayı. Tepenize tepenize çarptı. Normal yani. İyi Allah'ım, ben size hemen acil bakım alıyorum. Uzatın bakayım şöyle ayaklarınızı. Uzatın, uzatın, uzatın. Rahat. Heh. Şimdi normalde size neye gelir, ne yapayım ben? Çorba mı yapayım? Çorba yapayım ben. Mercimek çorbası mı seversiniz? Başka bir şey mi? Başka bir şey de yapabilirim eğer istiyorsanız. Hangisini seviyorsunuz? Dur. Tamam, ben kendim hallederim. Bir şey yok. Nasıl bir şey yok ya? Gözünüzü açacak haliniz yok sizin. Yok, ben zaten pek hasta olmam öyle. Yani yatmam yorgan döşek. Neyse, boş ver, hadi sen git. Gideyim mi? Evet, git. Ben şirkete gelmeyeceğim bugün. Sen de boşa çıkmış oldun. Aa, olur mu canım öyle şey? Hasta insan hiç evde yalnız bırakılır mı? Asla yapamam, bırakamam ben sizi. Gitmeyeceğim. Ömer Bey, lütfen müsaade edin. Bırakın yardım edeyim size. Tamam, biliyorum alışkın değilsiniz. Yalnız yaşıyorsunuz, farkındayım ama... Bakın, söz veriyorum. Çok konuşmayacağım, başınıza şaşırmayacağım. Şimdi siz burada biraz oturun, hava alın. Ben içeride birazcık çorba hazırlayayım. Birazdan da yatağınızı içeri kurarım. Televizyon karşısına geçersiniz. Tavuk suyuna da çorba yaptım mı? Oh mis. Tamam, sen nasıl istiyorsan. Tamam. Aa, ateşiniz mi var sizin? Yok, yok, tamam, bir şey yok. Olur mu canım? Siz bayağı bildiğin yanıyorsunuz. Ben size hemen bir buz torbası getireyim, tamam mı? Bekleyin. Ay, ne can sıkıntısı canım. Biraz hastalığın keyfini çıkarın. Ne güzel, oh, iş yok, yatıyorsunuz. Ya siz gerçekten çok mu kötüsünüz? İyiyim, iyiyim. Ya ben hasta olmayı pek sevmiyorum da. Yani, hakikaten vakit kaybı. Hakikaten. Hadi uzan, hadi. Tamam, hadi. Abartma, o kadar da değil. Ya Ömer Bey, bana direnmeyin lütfen. Tamam, söz verdim başınızı şişirmeyeceğim diye de yani. Siz de beni teşvik ediyorsunuz söyleneyim diye. Hadi uzanın. Uzanın şunu da sonra başınıza koyacağız. Of. Tamam, biraz soğuk ama yani ateşiniz başka türlü düşmez. Şey, şu tutun şunu şöyle. Şimdi çorba kaynıyor. Siz biraz dinlenin. Sonra da bir ılık duş alırsınız. Böyle ateşiniz düşer. Çünkü düşürmemiz lazım ateşinizi. Ya Ömer Bey, siz eski hayatınızda SAT komandosu muydunuz? O ne alaka şimdi ya? Onlar da böyle hissediyorlar ya, böyle düşman askerin yaklaştığını. Tak diye açarlar gözlerini. İyi, etkisiz hale getirmediniz beni.
Eline sağlık. Siz biraz şöyle doğurun. Çorbaya bol bol karabiber koydum. Biraz da böyle pul biberi. Acı acı içerseniz iyi gelir. Aa, limon ister misiniz? Olur. Alayım. Hadi anneciğim bunu iç. Bak nasıl ayağa kalkacaksın. Ben limon sevmiyorum ki. Ya işe yaraması ya yaşaması. Şifa limonda değil, onu sıkan ellerdedir. Ömer Bey. Hadi. Sakın bana içmeyeceğim demeyin. Ay mideniz falan mı bulandı? Bir şey mi oldu? Kötü mü hissediyorsunuz kendinizi? Yok yok. İyiyim. Zahmet oldu sana da, sağ ol, eline sağlık. Ne zahmet, aşk olsun. Ben sizi böyle görmeye hiç alışkın değilim. Gerçekten çok üzüldüm halimize. Ama bu sırf klima işi değil, ben size söyleyeyim. Başka ne olacak ki? Vallahi ben ne zaman hasta olsam anneannem tepeme biner. İşte bana bak, bir şey mi yaptın, kesin bir halt karıştırdın. Bana bak, karnında kırık mı var, kim üzdü seni? Bak doğru söyle. İnsan öyle durduk yere hasta olmaz falan der. Niye böyle ağzını arıyor? Çünkü insanın ruhu hastalanmadan vücudu yatağa düşmezmiş. Yani o öyle söylüyor. Bence de öyle. Sonuçta ruhumuzla bedenimiz ayrı değil ki, bir. Yani biri hasta olmadan öbürü yatağa düşmüyor. Öyle. Demek ruhum hasta düştü, öyle mi? Evet. Neden peki sence? İşte yani sonuçta yeni ayakkabıydı, lansmandı, oydu buydu. Yoruldunuz tabii yani, yıprattı sizi. Doğru, yıprattı. Ya, neyse canım, şimdi öyle tatsız konular açıp canınızı sıkmayayım ben. Önemli olan çözülmüş olması değil mi yani sonuçta? Geldim. Oğlum ne oldu? Denize düşen amcan, yatağa düşen sen, hayırdır? Sen önce bir geçmiş olsun der. Ya diyeceğim de sen öyle hasta olmasın ki. Dur bakayım. Bak. Oo. Abarttım, tamam. Yalnız var ya, bu liseden beri hiç hasta olmadı. O kadar yani, gerisini sen düşün. Aa, Ömer Bey, sizin buz torbanız nerede? Bu lisedeyken nasıl hasta oldu biliyor musun? Bir gün böyle bir maç vardı, tamam mı? Şampiyonluk maçı gibi bir şey, okul maçı. Dönüyoruz, bu da potayı kesmiş böyle. Elinde file, otobüsten böyle sar... Tamam, tamam lütfen. Hadi hastasın diye. Sonra anlatacağım. Bunun bu arada bütün kirli çamaşırları bende, haberin olsun. Ofisin halinde. Hilmi Beyler de görüşecekti bugün. Ben sana kaldım. Hallettim yani, hallettim sayılır. Ya sen olmayınca şimdi adamlar böyle pek bir memnun kalmadılar. İşte Ömer Bey gelince tekrardan toplanırız zaten, ayağı falan yaptılar ama... Geri kalan her şey okey. Şey, Ömer Bey için tavuk suyuna çorba yapmıştım. Siz de içer misiniz? Tavuk suyuna çorba. Hı hı. İçerim, içerim tabii. Tamam, ben getireyim o zaman. Tamam. Dur ya, ben de geleyim hatta. Dışarıdan da peki öyle hamarat bir şeye benzemiyorsun ama hadi bakalım. Aa, aşk olsun, hamaratımdır, ben bayılırım bir kere yemek yapmaya. Ya bırak, sen çorbadan başka bir şey yapamıyorsundur ya. Ya ne alakası var, bir sürü yemek yaparım ben. İnanmam, ispat istiyorum. Bir gün yapacağım bana yemeği, getireceksin, anca o zaman inanırım. Ay aşk olsun, yaparım yani, ne var onda? Yaparım tabii. Göreceğiz. Dur, biraz sıcak. Vay, yıkılıyor, yıkılıyor, enfes olmuş. Afiyet olsun. Çok sevindim. Ellerine sağlık. Bana bak. Bizim Ömer keçisi içti mi bundan? İçti, içti. Hayret, nasıl karşı çıkmadı? Tabii önce bir karşı çıktı ama ben direndim yani. Sonuna kadar içti. Helal olsun. Oğlum. Aa. Nerede? Aa, şey, ateşi düşsün diye bir duş alacaktı ama sonra da herhalde yatıp dinlenir. İyi, ben de kaçayım madem ya. Sonra uğrarım. Yalnız bunu ziyan etmeyeyim. Hmm. Oh, açıldım ya. Şirkete koşsam mı acaba? Bir deneyin bakalım.
Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da